Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocam, kıymetli misafirlerimiz ve şu anda ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz. Sadakati Bedir ashabından öğrenelim başlığı ile ihya edeceğimiz Bedir Gecesi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri İslam'ın o aziz selamı ile selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bundan 1400 küsür yıl önce gerçekleşmiş olan ve İslam tarihi içerisinde çok ayrı ve çok önemli bir yeri olan bir gazveyi, bir olayı yani Bedir gazvesini anlama ve ihya etme adına bu gece burada bir araya toplanmış bulunuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından ve cennet gençlerinden biri olan Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir sure öğretir gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın savaşlarını öğretirdik. Vakfımızda bu düsturla hocamızın 25 yıl olarak planlamış olduğu ve her yıl Ramazan'ın 17. gecesinde bu önemli olayı, Bedir gazvesini ihya etmeye gayret ediyoruz. Bugün de inşallah bu programlarımızın 13.sünü gerçekleştireceğiz. Geçmiş yıllarda hocamızın yapmış olduğu 12 dersi, Henüz izlememiş kardeşlerimiz varsa o dersleri de izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Birazdan inşallah 13. programımızda bu geceye dair, Bedir Gazvesine dair önemli meseleleri hocamızdan dinleyeceğiz. Ancak her zaman olduğu üzere inşallah bugünkü programımıza da kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak istiyoruz. Kelamlarını, gerçekleşmelerini, tilavetlerini gerçekleştirmeleri üzere Hafız Hasan Karadaş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ ۖ واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين فسيحوا في الارض اربعه اشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وَعَلَمُوا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بريء المشركين ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله ربنا الاعلى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hafız Hasan Karadaş hocamıza tilavetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim her programımızda olduğu üzere bu programda da inşallah dersin sonunda hocamızın bir duası olacak. Sizlerden de okumuş olduğunuz hatimleri, sure-i celileleri, bu duaya dahil etmek isteyen kardeşlerimiz varsa şu an canlı sohbetteki link üzerinden ya da vakfımızın internet sitesine girerek ilgili yerden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bedir nedir diye bir soru soracak olursak şimdiye kadar hocamızdan öğrendiğimiz birçok mesaj üzerinden şunları söyleyebiliriz. Bedir maddenin mana önündeki mağlubiyetidir. Bedir kaliteli azın kalitesiz çoğa karşı zaferidir. Bedir meleklerin insanlaşması, insanların melekleşmesidir. Bedir insanlığın en hayırlı topluluğunun içerisinden daha hayırlı olanların ayrıcalık kazanmasıdır. Ve Bedir insanların aslanlarının, Allah'ın aslanlarının olmasının adıdır. Ve Bedir daha birçok hakikatin adıdır. Efendim sözlerimi daha fazla uzatmadan Sadakati Bedir Ashabı Üzerinden Asabından Öğrenelim başlıklı konuşmalarını yapmaları üzere muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Ves vesselamu ala nebiyina'l muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin el -abrar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere peygamberler gönderen, örnekler gönderen, modeller gönderen, vahiler gönderen, alemlerin yegane otoritesinin sahibi olan, hükümranı olan Rabbimize hamdolsun. Hz. Adem'den Hz. İsa'ya kadar bize yol gösteren bütün peygamberlerimize selam olsun. Hatemen Nebiyyin olan ve Bedrin komutanı olan sadece Bedre değil hayatın tamamına örneklik yapan, muallimlik yapan iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize binlerce selam olsun. O ashabı mayalayan sadece ashabı değil kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri de mayalayacak olan Bedir ashabına 313 yiğide binlerce selam olsun. O 313 yiğitten bir tanesi şu anda yanı başımızda biliyorsunuz. O da bizim için ayrı bir şeref. Ebu Ayyub El Ensari'ye asıl ismiyle Halid İbni Zeyd'e binlerce selam olsun. Onlardan bu risalet sancağını alıp bu günlere kadar taşıyan binlerce alimimiz var, arifimiz var, abidimiz var, şehitlerimiz var. Hepsine binlerce kez selam olsun. En büyük selam da Gazze'nin yiğitlerine olsun. Vallahi sahabeyi çağa taşıdılar adamlar. Binlerce kez selam olsun onlara. Biz sadece anlattık sizi Bilmem ama ben kendimi öyle görüyorum. Sadece anlattık, sadece kürsülerde konuştuk. Onlar kürsülerden değil, hayatın içerisinden sahabe ruhunu 21. asra taşıdılar elhamdülillah. Onun için binlerce selam olsun oradaki mücahit ve muvahit kardeşlerimize. Sizlere de selam olsun. Bu aciz kardeşinizin çağrısına icabet ediyorsunuz yıllardır. İşte biraz önce Nuri kardeşimiz dedi 13. yıl oldu. 13 yıldır bu yılla beraber Bedri anlamı adına bir gayret veriyoruz beraber. Eğer siz icabet etmezseniz öyle Ramazan'ın zorlu akşamlarında bu meclisleri kurmaya güç, güç de yetiremeyiz. Allah hepinizden razı olsun ki bu rahlelerin önünü boş bırakmadınız. Sadece sizler değil şu anda salonumuzu dolduran kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla burada olanlar değil. Dijital rahlemiz olan şu rahlenin başında bile dünyanın dört bir farklı yerinden bu rahleye talip olan, talebi olan binlerce kardeşimiz var. Onlara da selam olsun. Allah bizi ayırmasın rahlelerden. Bu rahlelerde öğrendiğimiz hakikatlerin hakkını tam anlamıyla yerine getirmek hepimize nasip olsun ve inşallah Ramazan'ın şu kalan günlerini geçenden daha da hayırlı, bereketli bir biçimde geçirmek hepimize nasip olsun. Kıymetli kardeşlerim, geçen sene 17 Ramazan'da 17. gecesinde yani böyle bir Bedir gecesinde depremin gölgesinde yaptık biliyorsunuz o dersimizi. Bu senede hem Gazze'nin izzetinin gölgesinde hem de zilletinin gölgesinde yapıyoruz. İzzet belli. İzzet onların, o Gazze'nin yiğit insanlarının ki onlar dünya döndükçe bizim hayırla yad edeceğimiz çok büyük bir miras bıraktılar bizde. Ama zillet de neredeyse 170 gün geçmesine rağmen gözümüzün önünde bunca sorun yaşanmasına rağmen, bir soykırım yaşanmasına rağmen sadece aciz seyirciler olarak olayı seyredenler, bizi bu hallere düşürenler utansın. Ben ne diyeyim? Keşke elimizden daha ötesi gelse, keşke daha fazlasını yapabilsek. Ama bu Bedir gecesinde de duamız Rabbimize o olacak ki Allah'ım aç önümüzü, aç ki daha fazlasını yapabilelim. İmkan ver ki daha fazlasını ortaya koyabilelim. Bunun duası olacak. Ve en önemli duayı da herhalde öyle yapacağız. Siz de muhakkak aklınıza gelmiştir o dua. Gazzemize Bedir yaşat Allah'ım. Bedir yaşat Allah'ım diye dua edeceğiz. Çünkü Bedri onun için anlamaya çalışıyoruz. Onun için bu ruhu yeniden hayatımıza taşımaya çalışıyoruz. Allah bundan da bizi geri koymasın. İnanıyoruz, biliyoruz ki Bedir her zaman için düşenleri ayağa kaldıran bir ruh olmuştur tarih boyunca. Ta yaşandığı günden bugüne kadar Heyecan mı bitti? Bedir heyecan olmuştur. İstiyaklar mı azaldı? Tembellikler mi çoğaldı? Rehavetler mi çoğaldı? Bedir insanı böyle sarsacak ve kendine gel ya sen Bedir ashabının yolundan giden bir talebesin yakışır mı sana? Diyecek bir güzelliğe dönüşmüştür. Dönüşecektir de inşallah bizler içinde. E, ayarlarımız bozuluyor, duygularımız karışıyor, düşünce dünyalarımız bazen mümin gibi işlemiyor müminin bakacağı aynadan bakmamaya başlıyoruz. Çünkü etraflarımız o kadar çok kuşatılmış ki o kuşatmaların altında beşeri ideolojilerin altında, beşeri izimlerin altında mümince, muvahitçe olaylara yaklaşmayı kaybediyoruz. İşte o bozulan ayarları yeniden düzeltmeye geliyor Bedir. Ve ne zaman ümmet sıkıntı yaşamışsa, dağılmışsa, parçalanmışsa Bedri hatırlayarak yeniden ayağa kalkmışlar. E biz de dağılmışız ya. Biz de bozulmuşuz. Onun için ümmeti Muhammed'in yeniden o asli ayarlarına, o fabrika ayarlarına yeniden kavuşmaları için aslında Bedri anlamaya çalışıyoruz. Bu faslı uzatmak istemiyorum ama aklıma birçok şey geliyor. Onlardan birkaçını paylaşmazsam eğer içimde kalacak. Hatırlayın mesela siz de İslam tarihini siyeri, ondan sonraki süreçleri en az benim kadar hatta bazı kardeşlerim benden daha fazla okuyorlar. Mesela biz Uhud'da dağılmadık mı? Dağıldık. Mute'de mesela, Mute'yi hatırlayın. Dağılmadık mı? Dağıldık. Yemame'de dağılmadık mı? Dağıldık. Moğollar karşısında böyle İslam coğrafyalarını çekirge sürüleri gibi darmadağın eden Moğollar karşısında dağılmadık mı? Dağıldık. Haçlılar karşısında dağılmadık mı? Hatta o zaman Kudüs'ümüz elimizden gitmedi mi? Gitti. Çanakkale'de Osmanlı'nın o son süreci biliyorsunuz. O son süreçte darma duğan olmadık mı? olduk? Peki bakın bakın sadece bunları saydım. Başkaları da eklenebilir bunlara. Bu saydıklarımda biz neyle ayağa kalkmışız? Şöyle bir hatırlayın. Mesela Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahil 70 tane şehidin dışında hayatta kalan 630 kişi de yaralıydı. Ve öyle yaralıydılar ki ayakta duramıyordular. Zor geldiler aslında Uhud'dan evlerine, Mescid-i Nebevi'ye. Hatta o akşam çok acayip bir akşamdır. Ben Siyer'den bile okurken kendimi çok zor tutarım orada. Allah Resulü akşam namazını zor ayakta kıldırdı. O kadar yaralanmış, yorulmuş son rekatlarını oturarak kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama o dönüş yolunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şairi olan Abdullah İbni Revaha'ya diyor ki İbni Revaha bir şiir oku da biraz böyle ruhlarımız açılsın diyor. Şimdi Abdullah İbni Revaha'nın okuduğu o şiir elimizde var kaynaklarımız hatta ben onu Türkçe'ye de çevirdim işte bir çalışma sırasında. Bir iki satır Uhud'dan bahsediyor arkadan hep Bedir'den bahsediyor. Çünkü Uhud'un yaralarını da iyileştirecek olan Bedir'dir. Bedir'den başkası değil. Ve o Bedir okunması, Bedir'in hatırlanması, aldığımız bu kılıç yaralarını ki bizim Bedir'de size vurduklarımızı hatırlayın diye Bedir'de yaşananlara bir göndermede bulunulması Uhud'daki o yaralı sahabeyi ayağa kaldırdı ve Uhud'un arkasından aslında bir şahlanış seriyesi olan bir şahlanış gazvesi olan Hamraul Esed Bedrin ruhuyla yeniden yaşandı. Ne olur bunu unutmayın. Gelin Mute'ye, Mute'yi bir hatırlayın. Hiç Efendimiz yapmadığı bir şey yaptı hatırlayın. Üç tane komutan arka arkaya saydı. Komutan Zeyd bin Harise'dir. O ölürse Cafer bin Ebi Talip o da ölürse Abdullah İbni Revaha o da ölürse Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Üçü de arka arkaya şehit oldu mu? Oldu. Yüz bin kişi var karşıda. Müslümanların sayısı üç bin. Yüz bine karşı üç bin kişilik İslam ordusu darmadağın oldu mu? Oldu. Peki ne oldu biliyor musunuz? Birisi çıktı. Yaşça da biraz ileri yaşlarda böyle bir taşın üzerine çıktı. Ey Müslümanlar dedi. Ben kimim biliyor musunuz? Tanıyanlar var, tanımayanlar var. Ben Sabit İbni Akram El Bedri'yim dedi. El Bedri'yim deyince bitti zaten. Ben Sabit İbni Akram'ım Bedir ashabındanım. Ben sizi Allah Resulü'nün Bedri'ni hatırlatıyorum. Dağılmayın Resulullah'ın verdiği sancağı boynu bükük bırakmayın dedi. O dağılan 3000 kişilik İslam ordusu yeniden toparlandı. Onlar toparlanınca sancağı tuttu Sabit İbni Akram Halid bin Eli, İbni Velid'in eline bıraktı ve Halid'in eliyle bir zafer orada elde edildi. Gelin Yemame'ye peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancı var biliyorsunuz tarihte Müseyleme Kezzam. Acayip bir yalancılar ordusu kurmuş kendi etrafında. O ordunun karşısındaki İslam ordusunda sancaktar kim? Salim Mevla Ebu Huzeyfe El Bedri. O da Bedri. Ve o da savaşın öncesinde beni tanıyorsunuz değil mi diyor Müslümanlara. Müslümanlar diyorlar evet. Bakın ben Bedir ashabındayım ve sancak benim elimde. Eğer ben bu sancağı bırakıp kaçarsam ben kötü bir Kur'an hafızı olayım. O hafızlık bana yakışmayacak bir şey olsun. Öyle ağır bir şey ki bu. Bilen ancak anlar onun ne demek istediğini. Bırakıp kaçarsam siz bana kötü bir Kur'an taşıyıcısı deyin diyerek o sancağın hakkını orada vereceğine ahdediyor. Kendi şehit oluyor ama Bedir'le Yemame'yi mayalıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim halimiz o kadar çok benziyor ki o Moğolların İslam coğrafyalarına saldırdığı zamana. Darma duman etmişler. Bir çekirge sürüsü gibi böyle. Öyle ki şehirlere girdiklerinde baş üstünde baş bırakmıyorlar. Omuz üzerinde baş bırakmıyorlar. Öyle bir halde Moğolların yaptığı saldırıları saatlerce konuşabiliriz. Bir alim çıkıyor o günlerde. Bir alim. O alim kim biliyorsunuz değil mi? İzbin Abdüsselam Rahmetullahi Aleyh. O kadar ciddi bir biçimde Moğollarla ticaret meselesinin üzerinde duruyor ki sakın sakın diyor bakın onlar gelir sizden bir iğne alır, bir iplik alır, satmayacaksınız. Onların paraları sizin helal paralarınızın içine girmeyecek. Çünkü haram para girerse eğer sizin o kazançlarınızın içine biz Moğollarla o mücadele yapamayız. E şimdi de söylüyoruz, ah söylüyoruz da ya bırak İsrail'i bizim yanımızdaki insanlar bize karşı çıkıyor. Biz şu anda bizimle aynı inancı paylaşan insanları buna ikna etmeye çalışıyoruz. İlginç bir durum ya Allah sorumuzu hayresin Allah nasıl bir haldeyiz ben bilmiyorum ama Allah sorumuzu hayresin. Bu İzzettin bin Abdüsselam günlerce Bedirle mayalıyor o günkü Müslüman orduyu. En son Ancelo savaşına geldiklerinde Müslümanların komutanı kimdir? Seyfettin Kutuz alıyor ona Bedri hatırlatarak Haydi diyor Seyfettin bugün Bedir günüdür ve bu savaş bu çağın bedridir diyerek Seyfettin Kutusu savaş meydanına gönderiyor ve Moğolların beni o savaşta kırılıyor. Allah bir daha bize Ancalut yaşasın inşallah. Gelin Haçlıların İslam coğrafyalarına geldiği yıllara aynı vallahi Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı bundan başka bir şey değil. Bedir'le ayağı kaldırdı. En son Hittin'de de askerlerinin içerisinde dolaştığı günleri Böyle bir, bir okuyun kaynaklardan. Neler konuşmuş mesela şarkın en sevgili sultanı, o askerlerin çadırlarını son gece dolaşırken onlara neyi hatırlatmış? Nelerin üzerinden mesajını vermiş? Bakın Bedir göreceksiniz. Bedir, Bedir. Çanakkale ya. Anlamadı Akif'i o feryadından dolayı birileri. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi derken o Kur'an şairi Kur'an'ı bilir. Bedir ashabının değer ve kıymetini bilmez mi? Bir şair hissiyatıyla diyor ki: "Ya Çanakkale'de bu çağın Bedir'dir diyor. Aslında yine Bedir'le mayalamaya çalışıyor. Şu anda da ümmet bir Bedir yaşayacak inşallah. İnşallah umut ediyoruz. Bu kadar karanlığın çoğaldığı bir yerde aydınlığı Allah bize nasip edecek. Onun için elimizden geldiğince benim güzel kardeşlerim hiçbir şey moralimizi bozmayacak bizim. Biz bahara iman etmiş insanlar değiliz müminiz biz. Zafere odaklanmış insanlar değiliz müminiz biz. Başarıya odaklanmış insanlar değiliz müminiz biz. Bakın ben size yeminle bir şey söyleyeceğim. Yeminle ki siz de bana hak vereceksiniz. Vallahi tallahi billahi yarın Allah'ın huzurunda Gazze için hesaba çekileceğiz. Hesaba çekildiğimizde Allah bize niye Gazze'yi kurtardın diye bir soru sormayacak. Sorarsa iki elinizi getirin iki yakama beni bu sözümden dolayı silkeleyin. Ne soracak peki? O gün sen elinden geleni yaptın mı? Yapmadın onu soracak bütün mesele elimizden geleni yapma meselesidir. İşte o elimizden geleni yapmayı da ancak bedri öğrendiğimiz zaman yapabileceğiz inşallah. Allah bize bunu nasip etsin. Elimizden gelenler çoğalsın daha fazlası olsun daha fazlasını yapabilelim de aciz seyirciler olmaktan kurtulalım o bezin mayaladığı insanlardan birisi olarak ayağa kalkalım ve o ruhla yepyeni güzellikler ortaya koymuş olalım inşallah. Allah bir kez daha o duamızı tekrar edelim. Gazze'mizi bedir kılsın. O bedirde yaşananları Gazze'deki mücahitlere de yaşatsın. Bedir'deki Müslümanları nasıl ki meleklerle teyit ettiyse o Gazze'deki mücahitleri de melekleriyle teyit etsin. Nasıl ki Bedir'de küfrün önderlerini birer birer yere devirdiyse Gazze'nin meydanında da Siyonistleri ve onların arkasında duran bütün güçleri yerle bir etsin ve bunu bize de oradaki o yiğit insanlara da göstersin inşallah. Amin. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'den Tevbe suresi okundu. Ben özellikle hafız kardeşimizden rica ettim. Keşke yüzüncü ayeti de okusaydı ama 100. ayeti de ben okurum şimdi size. Bu Tebuk gazvesinin üzerinden nazil olan ayetler muhteşem. Yani Allah bize ömür verir inşallah bu siret derslerimizi devam ettiririz. Özellikle de son süreç olan siretin nebiye varırsak inanın ki Kur'an-ı Kerim kadar bize siyer bilgisi veren hiçbir kaynak yok önümüzde. Nasıl ki peygamberler tarihi için ana kaynağımız Kur'an Siyer için de öyle yani Allah Resulü o kutlu hayatını da hele bir Kur'an gölgesinde okuyalım. Bakalım bize neler neler söylüyor. Özellikle de Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in tek besmelesiz suresidir biliyorsunuz. Bir ultimaton olduğu için Berae suresi diye tarihe geçen o surede de inanılmaz bir siyer felsefesi var aslında. Siyer hikemi var aslında biliyorsunuz bir de sonlara doğru nazil olan bir işte süredir. Hicretin 9. yılın arkasından nazil oluyor. İşin nihayeti artık son sözleri. Son sözleri bilmem böyle bir şeyi kullanmak caiz olacak mı ama anlaşılsın diye söyleyelim. Allah Rabbimiz kelamında altın vuruşla sözü kapatıyor. Altın vuruşla. Yani o Tevbe süresindeki her bir ayette o kadar önemli mesajlar veriliyor ki öyle böyle değil. İnşallah siz o ayetleri de mesela şu anda da Kur'an-ı Kerim'le elhamdülillah en azından bağımız güçlü. En az bunu da bir vesile kılarak Tevbe suresini bu nazarla bir okuyun. Niye bunları söylediğim daha iyi anlaşılmış oldu. Şimdi 100. ayete bir gelelim. Ayet ekrana da gelsin. Bambaşka bir ayet. Ondan sonra da münafıkların çok önemli kimliklerine ait bilgiler veriyor. O kadar Önemli ki o bilgiler ve o kadar güncel. Mesela bugün de etrafımızda da dünyada da bir sürü münafık var. O münafıkları tanıyabileceğimiz kriterleri Kur'an gösteriyor. Allah korusun eğer nifak bizde bir hastalığa dönüşmüşse ki bundan korkmamız lazım bakın. Gerçekten hepimiz korkmamız lazım. Sahabe korkuyordu çünkü. Mesela hiç aklımıza gelmiyor kendi kendimize ben münafık mıyım sorusunu sormak. Ama Hazreti Ömer, ama Hazreti Ayşe, ama Ebu Derda bu korkuyu en üst düzeyde yaşıyorlardı. Hatta Hasan Basri münafıklığından endişe etmeyen münafıktır diye bir söz söylüyor ki ödümüz kopuyor. Ödümüz kopuyor. Yani gerçekten ciddi bir biçimde bu sorguyu, bu muhasebeyi çok ciddi yapmamız lazım. O ayetlerde de bu nifakın nasıl bir kanser virüsü olduğu ortaya konuyor. Ama bir şey daha söyleniyor. Nifak ne ile iyileşir ne ile? o hastalıktan kurtulursunuz? Tevbe suresi onun ilacını da veriyor. Nifakın panzehiri ne? İnfak. İkisi aynı kökten zaten. Aynı kökten gelen biri zehir biri panzehir. İlacı da vererek bize aslında nasıl oradan tedavi olunacağını, çıkış yolunun nasıl olacağını göstermiş oluyor. O ayetleri siz okursunuz inşallah. Şimdi ayete dikkat edelim. Ve sabiqunel evvelun bir sınıftan bahsediyor burada. Es-sabikun önde olanlar. Yarışı kazananlar. Böyle diyebiliriz yani. Yarışı kazananlar. Evvelun öne geçenler. Yani yarışı kazanıp öne geçen o ilk olma bahtiyarlığını elde edenler. Çok güzel bir ifade var. Saf-ı evvel. İslam'ın Saffı evveli olanlar, hep önde olanlar, hep öncü olanlar, hep rehber olanlar. Bunlar kim? Bunları bize tanıtıyor Kur'an. Minel muhacirine vel ensar. <laughs> Onlar iki sınıf. Muhacir ve ensar. Muhacir kim? Muhacir Mekkeli. Nihayetinde iman için mücadele vermiş. 13 yıl Mekke'de çekmedikleri cefa, görmedikleri eza kalmamış. 13 yılın sonunda her şeylerini ama her şeylerini mesela ne sadece mallarını mülklerini değil itibarlarını da ya düşünebiliyor musunuz? Mesela anlaşılsın diye bir örnek vereyim bir fabrikatörsünüz siz koca bir fabrikanız var mesela bugünkü dünya için söyleyelim bin tane işçiniz var. Bütün bunları hepsini elinizin tersiyle itiyorsunuz. Gidiyorsunuz bir pazarda bir iple hammallık yapıyorsunuz. Böyle. Kim bu? Abdurrahman İbn işte. Abdurrahman İbni Hazreti Osman bunlardan biri daha niceleri mesela. Öyle ki muhacirler neleri varsa her şeylerini geride bıraktılar. Bazıları çocuklarını da geride bırakmak zorunda kaldı. Bazıları hanımlarını da beri, geride bırakmak zorunda kaldı. İtibarmış, şuymuş, buymuş, aileymiş her şeylerini geride bırakarak Allah için Yesrib'e daha sonraki adıyla Medine'ye hicret edenlere muhacir deniyor. Onlar o saf ve evvelin o ilk safı oluşturanların en önemli zümresini oluşturuyor. Ya ikincisi ensar muhacire kol kanat geren neleri varsa evleri tarlaları payları neleri varsa her şeylerini bölüşen ve o bölüşmeyi de bir ömür boyu minnet vesilesi kılmayan insanlar. O kadar zor ki bunları konuşması kolay. Konuşması çok kolay. Düşünün mesela siz o kadar iyilik yapıyorsunuz. Ya bir gün olsun insan ağzını alıp demez mi ya size şunları yapmıştık. Vallahi demiyor Ensar. Yeminle söylüyorum demiyor. Ara ara böyle gençlerde bazı şeyler oluyor ama nelere sebebiyet verdiğini, nelerle karşılandığını biz İslam tarihinde okuyoruz. Muhacirlerde bunlar. Ensar, muhacir. Bir üçüncü zümre daha var. Bakın ayette. Onlar kim? Vellezine tebe'uhum bi ihsan. Bir de onlara ihsan üzere tabi olanlar. Şimdi bakın müfessirlerin görüşlerini bu ayeti anlatırlarken. Diyorlar ki ensar, muhacir bunlar belli. İşte diyelim ki Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar da ihsan üzere onlara tabi olanlar. Doğru mu? Doğru. Ama bir görüş daha var. Kıyamete kadar onlara tabi olanlar da bu zümrede. İnşallah biz de onlardanız. İnşallah Allah'ım bizi de ihsan üzere onlara tabi olanlardan eyle. Peki ihsan üzere tabi olmak bakın sadece tabi olmak demiyor. İhsan üzere güzellikle hakkını vererek onun altını doldurarak geç kalmayı da bir yönüyle telafi ederek. Mesela geç kaldı değil mi? Kim mesela? Selman-ı Farisi. Ya Selman-ı Farisi geç kaldı evet o muhacir olmadı. Biliyorsunuz Medine'de Allah Resulü'nün o safına katıldı. Yani hicreti yaşamayan birisi. Ama öyle bir çıktı ki basamakları Allah Resulü ne dedi? Selman minne min ehli beyt dedi. Selman bizden ya bizim ehli beytimizden dedi. Tuttu Farslı İranlı olan birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabir caiz ise eğer Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye kardeş kıldı. Ehli beytten dedi. Böyle bir şeref kazandırdı onlara. Onun için bazen geç gelmek önemli değil. Ondan dolayı Allah Resulü ne diyor? Ümmetim rahmet yüklü yağmura benzer. Öncesi mi hayırlı, sonrası mı hayırlı bilinmez. Evet sahabe geçilmeyecek ama öyleleri içimizden çıkacak ki sahabe ile at başı gidecekler Allah'ın izniyle. Çünkü onlara ihsan üzere tabi olduklarında onların arkasından o ayak izlerini takip ettiklerinden dolayı Allah onları onlarla beraber yazacak. Bizi de onlarla beraber yazsın diye dua ediyoruz. Peki benim güzel kardeşlerim ihsan üzere tabi olabilmek için ne yapmamız lazım? Valla beş şey yapmamız lazım benim güzel kardeşlerim. Onları gerçekten tanıyacağız. Gerçekten. Öyle sadece isim isim değil. Yani böyle annelerimizi, babalarımızı, amcalarımızı, dayılarımızı, halalarımızı, hocalarımızı tanır gibi tanıyacağız. Tanıyacağız. Tanımak için de gayret vereceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, soracağız. Bir sürü bu manada bir şeyler yapacağız. Şimdi mesela biz tablo gelecek önünüze. O tabloda 10 tane sahabe efendimizin ismini göreceğiz. Bir tanesinin vefat tarihini bulamadık. Günlerdir araştırıyoruz. Ben araştırıyorum, Mehmet araştırıyor, diğer arkadaşlar araştırıyor. Bulamadık mesela. Şimdi o kadar işin içine girip Onların arkasından ufacık bir bilgiyi bile bulma adına gayret içerisinde olacağız. Sanki bir madene girmişsin, o madenden işte ne kazıyorsan. Maden neyse, orada maden kazır gibi kazıya 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 onlara ait bir bilgiye ulaşmak. Çünkü bizim için önemli. Tanıdıkça bir şey olacak. Onun için o tanımayı sürekli devam ettireceğiz. İkincisi onlara karşı olması gereken sevgileri kuşanacağız. Çünkü tanıyan sever. Sizde biraz sonra bir isimden bahsedeceğim. İ, umut ediyorum ki öyle ben çok anlatmışımdır o ismi. Biraz meraklandırayım sizi kim olduğunu şimdi söylemeyeyim. Ama bugün yine tekrardan derse hazırlanırken ya Rabbim dedim ne olur. Eğer bana cenneti nasip edeceksen şu sahabi efendimizi orada görelim ya. Görelim ya. O kadar merak uyandırıyor insanda. Bir heyecan uyandırıyor o sahabeyi. Onu gördükçe bu nasıl birisi ya? Nasıl birisi? Bunu nasıl yapar ya? Böyle bir şey yapılabilir mi? Bunu nasıl ortaya koyabilir? Bunu öğrenebilmek için, bunu görebilmek için istiyorsunuz. Çünkü tanımak anında muhabbeti getiriyor. Muhabbet marifetle alakalı bir şey. Tanıdıkça seviyorsunuz. Üçüncüsü, onları hayatlarımızın mutlak ölçüleri olarak kabul edeceğiz. Edeceğiz arkadaş. Edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şimdi diyelim ki bir hayatın içerisindesin, amirsin, memursun, işçisin, işverensin neyse. O bulunduğun konumdan Allah razı mı? Biraz sonra ayette göreceğiz o rızayı. Allah razı mı? Vallahi bu ölçüye bakarak ancak şey yaparsınız, anlayabilirsiniz. Hep biz sahabeyi tanıtırken ne diyoruz? Onlar Müslümanlığımızın aynaları diyoruz değil mi? Niye bu ifadeyi kullanıyoruz? Ya aynaya niçin bakarız? Vallahi sahabeye de onun için bakmak durumdayız. Ha ben gelmeden önce saçımı düzelttim, gömleğimi düzelttim. Eğer kaymamışsa yakalarımı düzelttim. Aynaya baktım ki varsa bozulan bir şey düzelteyim. Sahabe de böyle. Aynaya karşımızda. Aynaya bakıyorsun. Ayna diyor ki kükre ya kükre. Burada kükre ya kükre ya. Burada miskinlik olmaz. Burada zillet olmaz. Burada konuşman lazım. Burada bağırman lazım. Burada haykırman lazım. Sana izzeti öğretiyor. Sana burada nasıl davranacağına ait bir şey öğretiyor. E bir yerde de bakıyorsun diyor, diyor ki sana ya burada vakar lazım. Sükunet lazım. Sessizlik lazım. Bağırılacak yerde susmak da olmaz. Susulacak yerde bağırmak da olmaz. Ölçüyü o öğretir sana. O sana ayarları gösterir. Sen ancak onunla bu manada o bozulan ayarları düzeltmiş olursun. Dördüncüsü onları her daim hayırla yad edip onlardan ilham alırsak eğer. Beşincisi de bakın çok önemli bir şey. Onları kendi anlayışlarımıza, yorumlarımıza feda etmeden Kur'an ve sünnet üzere onların adımlarını takip etmek. Allah bize de bunları nasip eylesin. Şimdi bakın üç sınıf. Muhacir, ensar ve onlara ihsan üzerine tabi olanlar. Ne oluyor bu üç sınıfa? Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Vay, vay. Vay ki vay. Vallahi hep bir anlayalım. Şimdi beni seviyorsunuz. Sevdiğiniz için buradasınız. Ben şimdi birinize desem ki Burak ben senden razıyım. Sevinir mi Burak? E sevinir. Sevdiği bir insan Dese ki kardeşim ben senden razıyım. İnsan sevinmez mi? Mesela yapıyor musunuz hanımlarınızla bazen? Yapın. Yapın ki melekler de şahit olsun. Ya hanım ben senden razıyım ya. Sen de benden razı ol. O da dese ki herif ben de senden razıyım. Erzurumca konuşsa. Herif ben de senden razıyım. Ne kadar güzel bir ortam oluşuyor. Bakın farklı bir biçimde o rızayı ortaya koyduğumuzda hocasın talebene söylüyorsun. Arkadaş arkadaşa söylüyor. Acayip bir şey acayip. Şimdi düşünün benim yüzüm yok onu demeye ben sizin adınızdan birine söyleyeyim. Mesela diyelim ki Ömer cennete gitse Ömer radıyallahu anh da onu karşılasa. Ve dese ki Ömer'e ya sen benim adımı taşıyan birisiydin. Benim adımın hakkını tam anlamıyla ortaya koydun. Gel sana bir sarılayım ben senden razıyım. Nasıl bir şey? Acayip. Acayip. Bir üstü daha var bunun. O ne? Resulullah razıysa. Karşılayacak ya bizi inşallah o divay hamd sancağının altında inşallah karşılayacak ya. Gel diyecek gel ya ben senden razıyım ya. Sen benim olmadığım bir zamanda sünnetimi ihya etmeye çalıştın. Şunu yaptın bunu yaptın. Ben senden razıyım diyecek sarılacak. Nasıl bir şey? Acayip. Ya bir daha ötesi var. Allah razı ben bu kulumdan razıyım diyor. Bunu hiçbir şeyle kıyas edemeyiz benim güzel kardeşlerim. Hiçbir şey. Bilmiyoruz Allah razı olacak mı bizden olmayacak mı? Ümit ediyoruz ki olsun inşallah o rıza makamını elde edenlerden olacağız. Her türlü eksikliğimize rağmen bunu temenni ediyoruz biz. Bunu ümit ediyoruz. Ama Allah Kur'an'ına bunları yazıyor. Ben onlardan razıyım diyor. Onlardan razıyım. Bu ne demek biliyor musunuz? Ebu Bekir'in yaptığı her şeyin altında benim imzam var diyor. Allah diyor ya bunu. Ömer'in yaptığı her işin altında benim imzam var diyor. Osman'ın, Ali'nin, o Bedir ashabının, o sahabenin o Rıdvan ağacının altında Allah Resulü'ne en uzatan biat edenlerin hepsinin amenlerinin altında benim imzam var diyor. Ben onlardan razıyım diyor. Allah'ın razı olduğundan biz nasıl razı olmayız ya? Biz nasıl ona başka hiçbir şey söyleyebiliriz? Onun için çok büyük bir şey koyuyor buraya. Peki benim güzel kardeşlerim bakın zihnimizde dursun. Şimdi oraya geleceğiz. Bu rıza makamı nasıl kazanılır ya? Nasıl kazanılır? Ne yapsak acaba kazanır biz, kazanırız? İşte sahabe sadece hedef göstermiyor ki Resulullah onlara bunu öğretiyor. Hedefi gösterdiği gibi o hedefin nasıl gerçekleştiğine dair de yolu ve yöntemi öğretiyor. İnşallah, inşallah, inşallah hepimiz de kazananlardan oluruz. Eğer kazananlardan olursak ne oluyor? Ayet öyle bitiyor. Onlara içlerinde temelli kalacakları, ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler vaadi diyor Allah. Allah'ım bizi de o cennetinde o ebrarla beraber bir araya getir Allah'ım. Bir araya bizi bu oluştur ki ayette işte kurtuluş budur diyor. O güzel kurtuluşa, o büyük kurtuluşa bütün ehli imanı ulaştır inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim zaman sınırlı onun için çok daha fazla bu faslı uzatmak istemiyorum. İki sene önce biz bu Bedir derslerimizde yeni bir süre, sürece başladık biliyorsunuz. Bu süreç neydi? Bedir'in aslanlarını biraz böyle şahıs şahıs işleyelim dedik. Hatırlarsanız iki sene önceki dersi ama dinlemeyen kardeşlerimize ben de tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir silsile Dinlersek daha farklı bir biçimde istifade ederiz. İki sene önceki derste dört Raşid halifeyi işledik biliyorsunuz. Onların Bedir hatıralarını. Geçen seneki derste altı tane aşere-i mübeşşerenin geri kalanı. Aşere-i mübeşşere biliyorsunuz on cennetle müjdelenen sahabi. Dördü Raşid halifeler altı da diğer sahabiler. Onunu işlemiş olduk. Bu senede ben 10 tane Ensar'dan Bedri'yi size anlatacağım. Hızlı bir biçimde sadece Bedir hatıralarını. Gelecek sene Allah izin verirse yani bir dahaki seneye varırsak 10 tane daha muhacir göreceğiz. Ondan sonraki seneye varırsak bak programı da veriyorum. 10 tane daha ensar göreceğiz 40 tane o kadar göreceğiz. Yani hepsini görmeyeceğiz. Çünkü nihayetinde 313 ismi hep işlesek 25 sene değil bize 50 sene lazım. Onları da ayrı derslerde siz artık araştırıp göreceksiniz. Nihayetinde 40 tane sahabeyi gördüğümüzde biz zaten Bedir'in aslında o bütün cereyan eden olaylarını da görmüş oluyoruz. Ha, sadece orada 40'ta bırakmayacağız. Mesela katılmayıp da Bedir'den sayılanlar, Bedri'den sayılanları da müstakil bir derste göreceğiz. 14 tane Bedir'in şehidi var o şehitleri müstakil bir derste göreceğiz. Yani önümüzdeki programlarda bunları görmüş olacağız. Şimdi biz o 10 tane ensar sahabeyi nasıl seçtik? Ona ait bir bilgiyi verip o 10 isme götüreceğim sizi. Ama bir şey daha hatırlayalım. Derslerde hep şunu gördük mesela. Diyelim ki neyi anlatıyorsak, Bedir'in hangi safasını anlatıyorsak bir kavram öne çıkıyordu. Bir sene mesela cihat kavramını çok farklı bir biçimde irdeledik burada hatırlarsanız. Bir sene mesela asabiyet üzerinde durduk. Irkçılık meselesi. Çünkü Bedir'in en önemli meselelerinden bir tanesiydi. İstişare meselesinin üzerinde durduk. Vefa meselesinin üzerinden durduk. Furkan olması, Farukiyet meselesinin üzerinde durduk. Epey mesele üzerinde durduk. Bu senede sadakat üzerinde duracağız. Ama bu sadakati 10 tane ensar sahabi üzerinden, 10 tane Bedri olan ensar sahabinin üzerinden anlamaya çalışacağız. Şimdi bu sahabe efendilerimizi nasıl tespit ettiğimize geleceğiz ama bir şeyi söylemek durumundayım. Biraz ben böyle ihtiyaçlarımıza binaen de belirliyorum bu derslerin işte içeriklerini. Valla sadakate hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hiç olmadığı kadar. Çünkü bu sadakat çizgisini takip edemediğimiz için bakın yarı yollarda kalıyoruz. 3 sene önce 5 sene önce söylediklerimizin tam aksini yapıyoruz. Olur ki mesela diyelim ki bir imtihan yaşadık. Farklı bir biçimde Allah bizi yoklukla imtihan etti. İmtihanı atlattık, varlığa geldik. Yokluğu yaşayan bir insanın o yokluktan da dersler çıkarıp varlıkta daha farklı bir biçimde Allah'ın kendisinden istediği bir kulluğu yerine getirmesi gerekirken varlık içerisinde rehavete düştük. Rehavet hayatlarımızı sardı. Ayağa kalkacak mecal bulamıyoruz. Şu anda sadakat meselesinin ne kadar ehemmiyetli bir mesele olduğunu anlayın. E bir başka şey daha var sadakatte. Sadakat mutlak manada doğruluk demek. Yani başın gövdeden ayrılsa asla doğruluktan taviz vermemek demek. Hak sözü, doğru sözü bedeni ne olursa olsun o doğruya, şanına yakışır bir biçimde hakikatin şanına yakışır bir biçimde ortaya koymak demek sadakat budur çünkü biz Allah'a söz verdik ya Allah'ım sana iman ettik iman ettiğimiz değerleri koruyacağımıza ve bu iman ettiğimiz değerler doğrultusunda bir hayat yaşayacağımıza bir misak bir ahit ortaya koyduk o ahdin gereğini yerine getirmemiz için bu sadakate ihtiyacımız var ama imkanlar artınca saygınlık artınca İtibar çoğalınca insanın ocağı hep yoklukta batmaz biliyorsunuz. Mesela insanın en fazla ocağı sevenleri arttığında başlar biliyor musunuz batmaya? Çünkü sevenlerin beklentileri fazlalaşınca aman kırmayayım, aman küstürmeyeyim, aman kızdırmayayım. Bunlar başlayınca Allah unutuluyor, Allah unutuluyor. Allah'ı unuttuğunuz zaman da sadakati koruyamıyorsunuz. İnanın şu anda Gazze'ye güç ve mülk sahiplerinin el uzatmamasının altında da o sadakat çizgisinin zedelenmesi yatıyor. O zedelendiği için başka şeyler ortaya çıktı. Menfaati korumak, iktidarı korumak, gücü korumak, imani ve imanın sorumluluklarını korumanın önüne geçti, önüne çıktı ve o değiştiği zamanda olmuyor işte, olmuyor. Onun için bu sadakat çok önemli bir şey. O kadar önemli ki bu sadakat olmazsa iman tam anlamıyla korunmuyor, iman üzere hayat tamamlanmıyor, iman üzere hayat noktalanmıyor Allah korusun. Bakın sahabeyi korkutan bir şeydi değil mi bu? Ya biz iyi başladık, Resulullah'la destan yazdık, Bedir ashabından olduk, Uhud'da Allah Resulü bize bunu dedi. Giderken veda haccında bize şunu söyledi, ya ben o söylenenlere uygun bir biçimde bu hayatı bitirecek miyim? bitiremeyecek miyim? Ya son anda ayağım kayarsa, ya son anda ben ihanet edersem, ya son anda o sadakati koruyamasam hep buydu ya. Hep buydu. Dertleri buydu. Onun için bu sadakat çok önemli. Bu sadakati iyi bir biçimde anlarsak Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle mümince duruşu anlarız, mümince durmanın gayretini veririz. Bedeli ne ise de ona da razı oluruz. Allah'a rıza gösteririz gönderdiği her türlü şeye hakkını vermenin gayretini veririz ki Allah bundan geri bizi koymasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sadakat sıdktan geliyor ya doğruluk, mutlak manada doğruluk, hakikati hakikatin şanına yakışır bir biçimde dire getirmek, doğru söz söylemek doğruluktan ayrılmamak, her ne olursa olsun o doğruluğun gereğini yerine getirmek. Şimdi bunu ortaya koyabilmemiz için sıralamaya ne olur dikkat edin. Bu beş basamaklı bir şey. Beş basamaklı. Bu en sonda ne var biliyor musunuz? Eylemde doğruluk var. Yani amelde doğruluk. Görüyorsunuz bir arkadaşınızı amelinde sakatlık var. Adamın burasını sorguluyorsunuz. Ya burayı sorgulama bu işin neticesi. Şurada 4 tane daha şey var. Bu 4 tane şeyde doğruluk olmazsa amel doğru olmaz. Bakın yanlış yaptığımız bir şey bu. Ne olur dikkatli alalım üzerimize ve sorgulayalım. Mesela bir, bir şeyi anlayabilmek için somutlaştırmak istiyorum. Gördüğünüz ki çocuğunuzun olumsuz davranışları var. Her neyse mesela. Olumsuz bir davranışını gördünüz. Bu eyleme kitlenseniz ve o olumsuz davranışlar üzerinden çocuğunuzla bir hesaplaşmaya girseniz vallahi hiçbir başarı elde edemezsiniz. Şu dördüne bir bak Allah aşkına. Bu dördüne bir bak ki bu dördünü doğrultursan eylem doğrulacak zaten. Bu eylemi bu dördü doğrulatıyor. Bu dördü ney? Önce düşüncede doğruluk. En başta bu. Sonra duyguda doğruluk. Sonra niyette doğruluk. Sonra sözde doğruluk en son eylemde doğru. Önce düşünce. Düşüncesinde sakatlık olan bir insanın doğru bir söz söylemesini beklemek beyhude bir beklemektir. Ya adam Müslümanca düşünmüyor ki Müslümanca davransın. Adamın kafaya girmiş bir sürü bir sürü mesele. Dili Müslüman, Müslümanca konuşuyor. Elhamdülillah, maşallah, bismillah bir sürü şey söylüyor. Ama kafa gitmiş, kafa gitmiş. Şimdi ağır bir söz kullanacağım. Dil Müslüman ama kafa kafir ya. Kafa kafir, kafa inkarda, kafa nifakta, kafa başka bir şeyde. Düşünce dünyasını o kadar kirletmiş ki o düşünce dünyasını düzeltmeyene kadar bir insandan Müslümanca bir söz beklemek beyhude bir bekleyiş. Şimdi duygu da mesela bakın size bir örnek vereceğim zaten. Bir söz söylüyorsunuz mesela siz. Siz o sözü dinleyenlerle aynı siyasi grupta değilsiniz. Siz onlarla aynı partide, aynı fırkada değilsiniz. Sizin söylediğiniz sözün bir benzerini bir başkası da söylüyor. Bir benzerini söylüyor bakın bir başkası. Ama o onlardan şahıs ne yapıyor dinleyen şahıs söze bakmıyor. Aydiyete bakıyor. Onlardan san ağır söz söylesen bile hazmedilir. Ama onlardan değilsen hak söz söylesen bile karşı çıkılır. Çünkü onun için asıl olan ne? Aidiyet. Bizden mi? Değil mi? Bizim adamımız mı? Değil mi? O söylenen söze bakmıyor. O söylediğin söz ne olursa olsun bakmıyor. Şimdi öyle bir şey ki bu. Diyelim ki mesela duygularda karşı taraftaki bir insana karşı haset duysanız. Ocak batıran bir hastalık bu haset. Ocak batıran. Ocak, ocak, ocakları yıkıyor. Ocakları yıkıyor. Haset evinin ocağı yıkılsın. Allah hasetçileri de ıslah etsin. Ne diyelim bak. Başka bir şey diyecek halimiz yok. Sana öyle bir haset duyuyor ki seni böyle paramparça etse canı rahat durmayacak. Yav dön de bu duygu bunun bir terbiye edilmesi lazım. Sen niye haset duyuyorsun ya? Niye haset duyuyorsun? Ne derdin ne yani? Bu adama Allah farklı bir biçimde ikramda bulunmuşsa, bu adam farklı bir başarı elde etmişse, bir şey yapmışsa, Allah'ın ikramıyla bir yerlere gelmişse, hadi gıpta et. Niye bu haseti duyuyorsun? Bu muhasebeyi yapmazsa o adam hem kendini hem de etrafındaki insanlara zarar verir. Bakın sadakatin ne kadar bu manada başka şeylerle bağlantısı var görüyoruz işte. Yani daha neler neler söylenebilir. Onun için ne olur? Düşüncede doğruluk, duyguda doğruluk, Sonra bakın bu ikisinin arkasından niyette doğruluk, sonra sözde doğruluk, sonra eylemde doğruluk. Allah hepimize, hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, biz geçen derslerde dedim ya aşere-i mübeşşereden 10 ismi işledik. Şimdi ensardan 10 ismi işleyeceğiz. Nereden tespit ettik bu 10 on ismi? Onun içinde bir şey söyleyip o 10 isme götüreceğim. Bizim sahabe kaynaklarımız içerisinde en önemli kitaplarımızdan bir tanesi bu biliyorsunuz. Tabakat İbn Saad'ın Tabakat'ı ki muhteşem bir kitap. Sahabeyi anlama adına ciddi bir biçimde bize katkı sağlıyor bu kitap. Bu Tabakat'ta bir sistem var. O kadar güzel ki İbn Saad Allah kendisinden ebeden razı olsun. Üçüncü cilde başlarken burada üç dört var beraberce. Üçüncü cilde başlarken Bedir ashabını üçüncü cilde işliyor. İşlerken Bedir ashabından ilk isim kimdir? Tahmin eden var mı? Bir düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksiniz. Onun dışındaki ilk isim Ebu Bekir gelir aklımıza. Ömer gelir aklımıza. Öyle değil. İlk isim kim? Hazreti Hamza. Sonra Hazreti Ali. Sonra Zeyd bin Harise. Niye biliyor musunuz? Merkeze Resulullah'ı alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında da akrabalık dereceleri en yakın olanları sıralıyor. Onun için İbni Sa'd'daki listeye baksak Ebu Bekir radıyallahu anhu baya sonlara doğru düşüyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah sonlara doğru düşüyor. Çünkü onların nesep itibariyle yakınlıkları biraz uzaktır. Dolayısıyla böyle bir sistemi var bu sistemin. Ensarı nasıl yapıyor? Kimi koyuyor ensardan en başa? Bir tahmin edin. Ensardan kim olur? Sad bin Muaz. E Sad bin Zürare değil bak Sad bin Muaz. Niye? Çünkü Sad bin Muaz da tam ensarın hamzasına denk gelecek bir isim. Sahabeyi anlayan insan böyle anlıyor işte. O başka bir şey yani gerçekten başka bir şey. Sad'ı da koyuyor merkeze. Önce aslında sayı ihtimaliyle az olan sahabiler olan Efsi iki kabiledir biliyorsunuz Ensar Efs ve Hazreç önce Efsileri alıyor sonra Hazreç'i alıyor öylece de Sağda yakınlık derecelerine göre de diğerlerini diziyor. Şimdi İbni Sad'ın tabakatındaki bu sistemi bildiğinizde çaktırmadan size aslında çaktırarak da çaktırmadan size bir şey veriyor inanılmaz bir nesep haritası veriyor. Hani bazen soruyorsunuz ya ya hocam biz bu akrabalık derecelerini, akrabalık ilişkilerini nasıl işte aklımızda tutacağız? Ha buradan tutacağız işte. Yani sen İbn Sa'd'ın tabakatındaki o sistemi çözdüğünde ekliyorsun zihinlerine. Ha kim kimin akrabasıymış, kim kimle yakınmış bunları tespit edebiliyorsun. Şimdi bizim okuduğumuz Esmaul işte Bedir listeleri var biliyorsunuz ki inşallah okumuşsunuzdur. Şimdi okuyanlar bir el kaldırsın demeyeyim hadi sizi utandırmayayım ama yarın Bedir'in günü okumadıysanız en son söyleyeceğimi şimdi söyleyeceğim. 360 isim var biliyorsunuz o listelerde. O listeleri bize hazırlayan önemli alimlerden bir tanesi de Abdüllatif Eşşami'dir rahmetullahi aleyh. Allah binlerce kez ondan razı olsun o listeyi bize hazırlıyor. 360 ismi aşağı yukarı böyle dikkatli bir okuyuşla bir saatte okuyabilirsiniz. Zor gelirse size benim güzel kardeşlerim bakın elinizi ayağınızı öpeyim diyeyim bunu tevazu olarak zannetmeyin. Hakikat olarak söylüyorum. Ya 20 tanesini okuyun sonra ellerinizi açın Gazze için dua edin Allah aşkına. 30 tanesini okuyun hastanız mı var evinizde açın ellerinizi dua edin. Çocuğunuzla sorununuz mu var? Hanımla beyle sorununuz mu var? Akrabalarla imtihanınız var. İşten mi probleminiz var? Maddi anlamda mı bir sıkıntınız var? Alimlerimiz söylüyor bunu ya. 40 tane 30 tane imkan çerçevesinde isim okuyun. Radiyallahu anhu diye de anın bilinçli bir biçimde. Sonra Allah'ın ellerinizi açın. Allah'ım salihleri andık. Salihleri andık. Salihlerin anıldığı yere bir rahmet iner. Sen indir rahmeti de şu ihtiyacımı gider. Şu sıkıntımı kaldır. Gazze'deki kardeşlerimize yardım et diye dua edelim. Onun için inşallah yarın bunu yapacaksınız. Şimdi o Abdullatif Eşami'nin listesine dikkat ettiğinizde bir şey göreceksiniz. Resulullah'tan başlıyor. Aşere-i Mübeşşere'yi diziyor arka arkaya. Sonra Elif'ten yaya kadar harf sırasına göre isimleri diziyor. Onun için Aşere-i Mübeşşere'nin son isminden sonra ilk isim kimdir biliyor musunuz o listede? Übey İbni Kâb radıyallahu anh. Ama biz onu yapmadık. Biz İbni Sadık Esas aldık belki bu İbn-i göre bir liste çalışması da biz yaparız Allah bizi ona muvaffak kılsın. Şimdi ondan sonra da diğerlerini diziyor arka arkaya en sonunda da künyeleri koyarak künyeleri olan sabi koyarak 360 tane çünkü bazı ihtiraflı isimleri de dahil ediyor böylece belirlemiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim ben İbn-i tabakatını esas alarak 10 tane isim tespit ettim o isimler bir gelsin ekrana hemen hızlıca bir görelim onları. Beraberce de radıyallahu anhularını söylüyoruz. Sa'd bin Muaz el-Evsi, Abbad ibni Bişir el-Evsi, Muhammed İbni Mesleme ibni Seleme el-Evsi, Ebu Abs ibni Cebir el-Evsi, Katade İbni Numan el-Evsi, Ubeyd ibni Evs el-Evsi, Asım ibni Sabit el-Evsi, Sehel İbni Hüneyf el-Evsi, Abdurrahman el-İraşi el-Evsi, Ebu Eyyub el el-Hazreci. Allah'ım bu salihler hürmetine her türlü sıkıntılarımızı gider Allah'ım. Takvayı bize elbise edindir Allah'ım. İzzeti bize elbise edindir Allah'ım. Heybeti bize elbise edindir Allah'ım. Ve Gazze'deki kardeşlerimize bedri yaşat Allah'ım. Onların aksa tufanı bedir olsun Allah'ım. Bedir olsun Allah'ım. Bedir olsun Allah'ım. En yakın zamanda küffarın, siyonistlerin, ihanet çetelerinin yerle bir olduğu anlara da bizleri eriştir Allah'ım. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit geçtiği için çok fazla detaylara girmeyeceğim. Sad bin Muaz vefatıyla arşı titreten birisi biliyorsunuz. Acayip bir insan, Allah Resulü o gün evsin sancağını ona veriyor. Siyah bir sancak onun elinde. Dönüşümlü biniyorlar birçok sahabi gibi o da gelince. Biz Sad'ı nerede görüyoruz? Hani Efendimiz ashabla istişare ediyor ya. Ne diyorsunuz? Kervan gitti. Dönelim bir savaş mı yapalım? Ebu Bekir görüşünü söylüyor. Ömer söylüyor. Miktat İbni Amr söylüyor. Allah Resulü Ensardan birini duymak istiyor. Ensardan biri kalkıyor Sad bin Muaz. Ya Resulallah bize niye soruyorsun ki? Yürü ya yürü bizi arkanda bulacaksın. Sen şöyle elinde işaret etsen ve bize desen ki dalın şu denize. Vallahi bizden birimiz geride kalmadan senin arkandan o denize dalacağız. Yürü ve bizi Allah'ın bereketine ulaştır. Saat bu. Şimdi o saat Bedir başlamadan önce Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah şöyle yüksekte bir çadır kursak sana bir gölgelik yapsak iyi binekleri de oraya koysak. Sen hiç savaşın meydanına inmesen, oradan savaşı izlesen. Baksan ki savaş farklı bir yere doğru gidiyor. Bin sen bineğine ve Bedir'e gitsen, şey işte Bedir'den gitsen Medine'ye. Medine'de kalan kardeşlerimiz bizden daha hayırlı. Onlar sana sahip çıkacaklardır. Sana yeter gibi bir şey olmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gölgeliğe tamam diyor. Tamam diyor yapın ki orada şu anda bir mescit var biliyorsunuz. Ama diğerine tamam demiyor. Gölgeli kurulduğu zaman o gece sabaha kadar Sad bin Muaz o kapıda nöbet tutacaktır. Allah Resulü istememiş ama Sad böyle birisi böyle birisi. Savaş başladığı zaman da yaptığı kahramanlıkları saatlerce konuşabilir saatlerce. Yıllar sonra biliyorsunuz Bedir'de o yaralanıyor son anları. Diyor ki yakınlarına çocuklarına. Benim sandığımda şöyle bir cübbem vardı onu getirin diyor. Niye diyorlar? Ya onu ben Bedir günü giymiştim. Allah'a yürüyeceğim. İstiyorum ki sırtımda Bedir'in harita hatırası olan bir elbiseyle Rabbime yürüyeyim. Ve öyle yürüyor Rabbine. Sad bin Muaz böyle ki vefatıyla neler olduğunu, arşı nasıl titrediğini, yetmiş bin meleğin nasıl onun işte cenazesine iştirak ettiğini Resulullah söylüyor. Sad bin Muaz heybetli birisi tabutunu taşıyorlar. Altındaki sahabi diyor ki ya Resulullah hiç sanki Sad içinde yok gibi. Ne kadar hafif diyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Siz mi taşıyorsunuz? Melekler taşıyor melekler. Meleklerin taşıdığı birisi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde kaç saat yani bir saat tespit edemiyoruz ama kaç müddet böyle parmaklarının ucunda geziyor. Niye? Meleklere basmayayım diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arşı titreten o büyük insanın yaptıklarının karşılığında böyle şeyler olduğunu ortaya koyuyor. Onun için Sadı anlata anlata biz bitiremeyiz ama onun akabede verdiği sözü Hendek günü yaralanıp şehit olacağı ana kadar nasıl bir sadakatle tuttuğunu inanın ki sizin sadın hayatını işlediğinizde göreceksiniz. Her anı sadakat, her anı sadakat. Allah bize de o sadakatten pay versin. Gelen ikinci isme Abbad İbni Beşir. Acayip bir insan, acayip Kur'an aşığı, aşık, aşık. Bir sefer sırasında Ammar bin Yasir onun yanı başında karşı taraftan bir ok atılıyor. Ok saplanıyor böyle. Saplanıyor. Acı da veriyor ona. Sonra bir müddet sonra namazını bitirince pat düşüyor acıdan kıvranırken. Ammar diyor ki ya diyor niye bağırmadın? Niye söylemedin? Ammar diyor öyle bir süre okuyordum ki o sürenin lezzetinden dolayı süreyi yarıda bırakmak istemedim. Kehf süresini okuyor. Kehf süresini. Böyle aşık biri. Sadakati zirvede olan birisi Abbat İbni Bişir'in. O Akabe'de yine söz verenlerden biri sonuna kadar da bunu koruyan biri Bedir'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le kaç kez göz göze geldiklerinde Abbat'ın o haline hayran hayran bakıyor. Böyle yiğitlerim var benim bu meydanda diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın aslanları onlar. Bedir'in aslanları sadakatle sonuna kadar bu işi nasıl devam ettirdiklerini görüyoruz. Hicri 12'de Yemame savaşına katılıyor. Savaştan önce yaptığı iş nedir biliyor musunuz? Kılıcının kınını kırıyor. Nedir? O kılıcın konduğu yer. Niye kırıyorsun diyor? Bugün bu kılıç bu kına girmeyecek diyor. Ya o elimde kırılacak ya da ben bu Allah düşmanlarının başlarını uçuracağım diyor ve gerçekten sonuna kadar bunu yapıyor. En son o meydanda şehit olarak hayatını noktalıyor. Abbad İbni Bişir de böyle yiğit birisi. Onun Bedir'de yaptıklarına da dair daha neler neler söyleriz. Gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adaşına Muhammed İbni Meslem'e Allah Resulü adaşım diyor ona adaşım. O adaş uzun bir ömür yaşıyor hicretin 43. yılına kadar. Şimdi uzun yaşayan sahabinin bir imtihanı var. Olaylar oluyor, sıkıntılar oluyor, imtihanlar oluyor. E bir de insan uzunca yaşayınca Resulullah da yok. O süreci istikamet üzere devam ettirmek kolay mı? Ya Muhammed İbni Meslem'e bir gün olsun bir ufacık bir bir sıkıntı olmaz mı hayatta insan? Bir hatası da mı olmaz? Vallahi yok. Yok. Hazreti Ömer onu neyle görevlendiriliyor biliyor musunuz? Sadakatini Hazreti Ömer çok iyi bildiği için valilerini kontrol etme görevini ona vermiş. Sen kontrol edeceksin diyor. Mesela Sad bin ebi Vakkas Medain valisi. Medain'de biliyorsunuz Sasani imparatorların yani Pers'in başkenti acayip bir yer. Biraz da Persler şatafatı sever. Sarayları var o saraylarının bir kapısını almış Sad bin Ebi Vakkas, Kendi valilik makamına kapı yapmış. Bunu duyuyor Ömer. Ömer buna hiç eyvallah eder mi? Kimi gönderiyor? Muhammed İbni Mesleme'yi. Git diyor. Hiç konuşma Sad bin Ebi Önce o kapıyı yak ondan sonra konuş. Kapıyı yaktıktan sonra de ki bu Ömer'in emridi. Aynısını yapıyor o sadakat timsal insan sonuna kadar. Fitneler çoğaldığı zaman gelip yanına diyorlar ki Muhammed diyorlar. Sen Allah Resulü'nün sevdiği birisin. Ne olur bize bir şey söyle. Ben diyor söylediğimi siz tutar mısınız bilmiyorum ama Resulullah bana şunu söyledi. Dedi ki ey Muhammed hak ile batıl karşı karşıya geldiğinde senin kılıcın elinde olsun ve sen hep hakkın yanında ol. Eğer bir yerde Müslümanlar birbirlerine karşı o kılıçları kullanmaya başlarlarsa sen o kılıcınla git Uhud'a Uhud'da sağlam bir kaya bul. Kayaya vura 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 o kılıcını kır sonra git evinde otur. Ben Resulullah'ın dediğini yaparım. Ben Müslümanlara karşı asla kılıç kullanmam. Böyle bir sadakat timsali. Onun Bedir'de de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında yaptıklarını da İnanın ki saatlerce konuşabiliriz. Neler neler söyler ki topluyor böyle torunlarını çocuklarını gelin diyor. Size Resulullah'ın savaşlarını anlatayım. Vallahi ben biri hariç hepsinde yer aldım. Hepsinde de şöyle hatıralar yaşadım. Biri hariç hangisi? Tebuk, Resulullah onu Tebuk'a götürmüyor. Yerine vali olarak bırakıyor. Onun içinde çok zor bir imtihan. Ama bütün bunların hepsini bize detaylı bir biçimde anlatıyor. Allah Resulü'nün yaşadıkları o hatıralara ait neler söylüyor? Hepsinin üzerinde düğümlendiği şey nedir biliyor musunuz? Sadakat. Allah o sadakat çizgisine bizleri de nasip etsin. Bizlere de onu kazandırsın. Dördüncü isim Ebu Abs İbni Cebir el-Evsi. Bedre katıldığında 48 yaşında. Allah Resulü'nün etrafında hayatına düstur edindiği bir hadis var. O hadis inşallah bize de düstur olsun. Nedir o hadis biliyor musunuz? Allah Resulü buyuruyor. Kim ayakları Allah yolunda tozlanırsa Allah o kimseyi cehenneme haram kılar. Ayakların tozlansın. Bedir'de tozlandı. Yetmez bana. Ötesi lazım deyip hayatının sonuna kadar ta hicri 34'e kadar oradan oraya oradan oraya nasıl bir gayret ettiğini görürsünüz. Gelin Katade İbni Numan el Efsiye bambaşka bir sahabi hepinizin bildiği bir hatırayı size nakledeyim biraz da bize bir latife olsun. Uhud'da gözü çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi insanın gözü çıksa acı ızdırap biliyorsunuz bambaşkadır. Katade o çıkan gözüyle Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulullah diyor benim hanım titiz ya beni böyle görse yüzüme bakmaz. Ben eve nasıl gideceğim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerine onun çıkan gözünü tekrardan yerine koyuyor. Bu bir mucize biliyorsunuz. Ve Katade diyor ki vallahi hayatımın sonuna kadar o gözüm diğerinden daha iyi gördü diyor. Katade böyle birisi, sadakat timsali birisi. Hayatına bakın neler neler görürsünüz. Vakit geçtiği için ben biraz hızlandıracağım sizi fazla yormamak için. Ama hayatında bambaşka hatıraların olduğu birisi. Ubeyd İbni Evs El Evsi. Bunun bulamadık tarihini, ölüm tarihini, vefat tarihini. Eğer siz bulursanız valla bize makbule geçer yani. Bu sahabi efendimizin de şöyle bir güzelliği var. Bedir günü Allah Resulü'nün akrabaları olan dört ismi yakalıyor esir olarak birbirlerine bağlıyor. Hazreti Abbas'ı, Nevfeli, Akil bin Ebi Talib'i birisi daha var dört isim. Öyle bir bağlamış ki sonra biliyorsunuz daha ileki ileriki derslerde onu göreceğiz. Hazreti Abbas dayanamış, dayanamıyor canı acıdığı için Allah Resulü onun iniltisinden dolayı gece vakti rahatsız oluyor. Amcamın biraz ellerini açın diyor. Öyle bağlamış. Dördünü bağlamış getiriyor Resulullah'ın huzuruna. Bir de bir kahramanlıkla ya Resulallah şöyle yaptım böyle yaptım diyor. Ali Serhat şöyle bir bakıyor diyor ki Ubeyd sen yapmadın bunu. Bunu melekler yaptı. Allah sana ikram etti. Meleklerin ikramı ama sen dördünü birbirine bağladığın için bundan sonra senin adın Mukarrin. Yani yakınlaştıran, bağlayan anlamında öyle bir isim koyuyor. O ismi hayatının sonuna kadar Ubeyd bin Evs taşıyor. Çok güzel bir örnek var. Uzattım biraz belki ama biraz sabredin bana. Şimdi Yermuk Savaşı'nda Halid bin Velid böyle bir bakıyor. Ertesi gün savaş olacak çok farklı bir halde. Kimler var diyor Bedir ashabından ordunun içerisinde. 50 isim tespit ediliyor. Vakidinin Futuh Şam'ından da okuyoruz. Halid çıkıyor askerlerin içerisine falan filan falan filan diye bu elli ismi söylüyor ki işlerinden bir tanesi Ubeyd İbni Efs'tir. Siz diyor önde olacaksınız. Saf, saf evvel siz olacaksınız. Allah sizin üzerinizden bize zafer verecek diyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Bakın yine maya diyor. Onun için her zaman için mayadır. Her zaman için böyle. Yedinci isim Asım İbni Sabit Elefsi. Onu tanıyorsunuz zaten. Arıların koruduğu sahabidir. Bambaşkadır. Bedir'deki hali de bambaşkadır. Yedinci isim o, 8 sekizinci isim onun Sehl İbni Huneyf El Evsi o da yine öyle. Bunları artık uzatmayacağım inşallah başka bir zaman anlatmış oluruz. Dokuzuncu isim Abdurrahman İl El İraşi El Evsi son isimde Ebu Eyyub El Ensari. Herhalde Ebu Akil'i atladım ben. Ebu Akil'i de söyleyeyim. Ebu Akil başka birisi. Onun adını Allah Resulü Abdurrahman diye değiştiriyor. Abdul Uzza ismi Abdurrahman diye değiştirerek ona böyle bir farklı bir biçimde bir şey yüklüyor ama Ebu Akil künyesiyle biliniyor o. Kopmuş eli. Öyle sarkmış kolu. O anda da katıldığı o savaşta Yemame'de dağılıyor İslam orduları. Birisi Ensar'dan birisi ayağa kalkıyor. Ey Ensar topluluğu diyor. Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize. Diyor baktım ki o da kalkmaya çalışıyor. Dedim ki ya sen yaralısın ayakta duramıyorsun. Nereye gidiyorsun? Vallahi öyle bir çağrı ki ben o çağrıya asla icabet etmeden duramam diyor. Kopan o koluna rağmen ayağa kalkıyor. Savaşmaya çalışıyor. Beceremiyor. Bakıyor ki kolu ona engel olacak. Kolunu ayağın altına koyuyor koparıyor. Ve savaşın ortasına giriyor. Biraz savaştıktan sonra düşüyor zaten. Bayılıyor son anları. Son anları. Abdullah İbni Ömer diyor ki savaş bitti ben yanına vardım. Baktım ki son nefeslerini veriyor. Ebu Akil dedim savaş ne oldu diyor. Sen onu söyle. Hezimet mi zafer mi? Zafer dedim. Zafer deyince parmağını şöyle kaldırdı. O kopmayan eliyle şahadet cümlesini söyleyerek son nefesini verdi. Oh, sadakat. Şimdi benim güzel kardeşlerim Ebu Eyyub El Ensari ya biz Ebu Eyyub El Ensari hiç böyle anlamıyoruz ama bir cümleyle anlayarak bitireceğim sözümü. Allah Resulü İstanbul'un fethedileceğinin müjdesini ilk ne zaman verdi? Hicretin 5. yılında. Ebu Eyyub El Ensari İstanbul seferine ne zaman katıldı? Hicretin 48. yılında. Kaç yıl var arada? 43 yıl. Bir insan 43 yıl aynı sevdayla yanar durur mu ya? Vallahi sadakat bu. 43 yılın sonunda dönem hangi dönem? Hazreti Muaviye dönemi orduyu düzeltiyor Hazreti Muaviye gönderecek. Şimdi Ebu Eyyub el diyorlar ki: "Ya sen hep Ali'nin yanında yer aldın. Muaviye'yi de tenkit ediyordun. Ne işin var bu orduda?" Ya diyor siz aklınızı aklınız başınızda mı? Bana ne ordunun kim tarafından düzeltildiğini? Beni Allah Resulü bir müjdeyle müjdeledi. Ben o ordunun içerisine yer almak istiyorum. Komutan oymuş, o düzenlemiş, o yapmış, o etmiş. Bana ne diyor? Katılıyor ona. Bir yıl sonra Yezid'in komutasında ordu gönderildiğinde Yezid'i biliyorsunuz sıkıntılarını. Gelmek istemiyor Ebu Ayyip El Ensari ve gelmiyor. Öyle bir pişman oluyor ki ya ben nasıl bu hatayı ettim diyor. Hicri 52'de geliyor 92 yaşında. Benim güzel kardeşim 92 yaşında. Eğer sadakatiniz azalırsa, istikrarınız azalırsa valla varacağınız yer Ebu Eyyub El Ensari'nin yanıdır. İnşallah ona varırsanız size birçok şeyi söyler. İnşallah biz de almış oluruz. Allah hepimizi alanlardan eylesin. Şimdi bu 10 isimden 2-2 5 tane cümleyi size emanet edip sonra duaya geçmiş olacağım. Hızlı okuyacağım vakit geçtiği için. Sad bin Muaz ve Abbad İbni Bişir gibi sadakati kuşanmak istiyorsan ki istiyoruz. Kur'an ve sünnet ile hukukunu istenilen düzeyde tesis etmelisin. Ey Bedir ashabının çizgisini takip etmeye çalışan yolcu, inşallah onlardanız. Kur'an ve sünnet ne kadar hayatında belirleyici bir konumdadır. Muhammed İbni Mesleme ve Ebu Abs İbni Cemir gibi sadakati kuşanmak istiyorsan, dinin direği olan namaz ile zirvesi olan cihadı hayatının esasları kılmalısın. Ey Bedir ashabının çizgisini takip etmeye çalışan yolcu namaz ve cihat ne kadar hayatında ağırlık oluşturacak bir konumdadır. Katade İbni Numan ve Ubeyd İbni Evs gibi sadakati kuşanmak istiyorsan samimiyeti ve şahadet arzusunu aklından ve kalbinden hiçbir zaman çıkarmamalısın. Ey Bedir ashabının çizgisini takip etmeye çalışan yolcu, samimiyet ve şehadet ne kadar rüyalarını bile şekillendirecek konumdadır. Şu saydığım isimlerde ne rüyalar görmüşler bir bakın kaynaklara göreceksiniz. Asım İbni Sabit ve Sehl İbni Hüneyf gibi sadakati kuşanmak istiyorsan, tevhidi ve takvayı hayatının tamamına hakim kılmak zorundasın. Ey Bedir ashabının çizgisini takip etmeye çalışan yolcu tevhid ve takva ne kadar değişmez ve değiştirilemez iki ana gündem olacak bir konumdadır. Vallahi hepimizin sorgulaması gereken bir hakikat. Son mesajımız da şu. Abdurrahman el-İraşi ve Ebu Ayyub el-Ensari gibi sadakati kuşanmak istiyorsan istikamet ve istikrarı son nefesine kadar korumak için gayret etmek zorundasın. Ey Bedir ashabının çizgisini takip etmeye çalışan yolcu, istikamet ve istikrar çizgisini koruyabilmek için fedakarlık ve vefan nasıl bir konumda? Allah o fedakarlığı da, o vefayı da hepimize nasip eylesin. Geceniz muharek olsun benim güzel kardeşlerim. İnşallah şimdi duaya geçeceğiz. Ama dediğim gibi ne olur elinizden geldiğince bu geceyi ve yarında akşamına kadar biliyorsunuz Bedir'in günüdür. Onları takip etmeye çalışalım ihya etmeye çalışalım, duyurmaya çalışalım. Biz de bu Bedrin ruhundan biraz olsun istifade etmeye çalışalım. Baya dua isteyen kardeşlerimiz var. Onlar için de birkaç cümle söyleyelim. Otizmli çocuğu olan bir ablamız hem kendi çocuğu için hem de otizmli çocuklarımız için dua istiyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun. Cemil Nazlı kardeşimizin yakınları Lütfi Nazlı ve Muhittin Erdoğan vefat etmişler. Dua istiyorlar. Allah rahmet eylesin. Bittiz, Tatvan, Van Gölü Ortaokulu öğrencileri Bedir gecesi için hatim indirmişler. Öğretmenlerinin adı Sevda Aydın Ekinci. Ne güzel. Ben biraz sonra söyleyecektim, şimdi söyleyeceğim. Bir de Refah'taki çocuklarımız hatim okumuşlar. Selamları var ve dua istiyorlar. Dedim ki onlara, valla siz bize dua edin. Siz, biz ne edeceğiz? Ama bugün bu hatimlerin içerisine Gazze'li yavrularımızın da hatimlerini dahil edeceğiz inşallah. Taha Tanış kardeşimizin annesi Güler Tanış ameliyat oldu dua bekliyorlar. Bülent abimizin annesi Elif annemiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin. Benim yeğenim var bazı kardeşlerimiz tanıyor Berat'ımızı. Berat Laloğlu o da beyinden bir ameliyat geçirdi. O da sizden dua istiyor. Allah ona da şifalar ihsan eylesin. Osman Memiş abimiz yoğun bir hastalık süreci geçiriyor. Ve Mahmut hocamız ona da dua edeceğiz. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin, dertlilerimize dermanlar versin, borçlularımıza edalar versin. Allah bu gece indireceği rahmetten, feyizden hepimizi nasiptar eylesin inşallah. Allah hocam. Müsaadenizle bize ulaşan sayıları hızlıca okuyayım Buyur. hocam. Ardından teşrik tekbirleriyle duamıza geçmiş olalım. Efendim sizden bize ulaşan e, hatimleri hızlıca e, sayayım. 353 Kur'an hatimi, 2462 Yasin suresi, 1831 Fetih suresi, 1876 Mülk suresi, 1158 Nebe suresi, 1560 Vaka suresi, 1202 Cuma suresi, 8138 Fatiha suresi, 124.277 İhlas suresi, 2214 İnşirah suresi, 697.754 kelime-i tevhid ve 2.233.088 salavat-ı şerife. Bize ulaşan, ulaşmayan hepsi Rabbimizce malumdur. Allah kabul eylesin. Buyurun beraberce teşrik tekbiri getirip ardından da duamıza geçmiş olalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hu u Ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, hu Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi Allah'ın bedri anlamaya çalıştığımız şu gecede öğrendiğimiz her hakikatten bizleri nasipdar eyle. Amin. İsimlerini öğrendiğimiz, hayatlarını öğrenmeye çalıştığımız o ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan bizleri yürüt Allah'ım. Yanlış adamların, sıkıntılı insanların adımlarını izletme bizleri Allah'ım. Kimin izlerini izlersek kişinin varacağı yere varırız. Allah'ım sen Bedir ashabına, ashab-ı kiram efendilerimize ben onlardan razıyım dedin ve onlara cenneti vaat ettin. Ne olur ya Rabbi adımlarımızı onların adımlarına yaklaştır. Attığımız her adımı onların bizlere koyduğu ölçü çerçevesinde atabilmeyi bizlere nasip eyle. Söylediğimiz her sözü onların bize öğrettiği gibi söylemeyi bizlere nasip eyle. Yaptığımız her sükütü onların bize öğrettiği gibi yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Ne olur bizleri başka sevdaların peşine düşenlerden eyleme Allah'ım. Yaşlarımız geçtikçe, imtihanlarımız arttıkça bazen ağır geliyor bazı şeyler bizlere Allah'ım. İmtihanları hakkıyla taşıyabilecek liyakatler bizlere ver. Ne olur imanlarımızı güçlendir Allah'ım. İmanlarımızı güçlendir Allah'ım tevhid bilinçlerimizi ve şuurlarımızı sağlamlaştır Allah'ım. Cihat arzularımızı arttır Allah'ım. Şehadet sevdalarımızı arttır Allah'ım. Yüreklerimizden başka sevdaları at Allah'ım. Tek bir sevda kalsın o da senin o aziz olan kelimeni, o kelime-i tayyibeyi, ilahi kelmetullahı dünyanın dört bir tarafına duyurmak olsun Allah'ım. Ondan başka hiçbir sevdayı içimizde bırakma Allah'ım. Hedeflerimizi büyüt Allah'ım emellerimizi büyüt Allah'ım, umutlarımızı arttır Allah'ım, morallerimizi çoğalt Allah'ım. Şu zor zamanlarda, şu sıkıntılı zamanlarda ne olur bizleri moral çöküntülerine düşürme Allah'ım. Moralimizi bozmaya çalışanlara, umutlarımızı kırmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Her neyi değerlendirirsek değerlendirelim. Sen varmışsın, varsın varlığından haberdar olarak, varlığını bilerek bu şuurla meseleleri değerlendirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Senden başka hiçbir güç yok Allah'ım. Hasbin Allah ve ni'mel vekil. Biz bu şuurla bir hayat yaşamak istiyoruz bize bunu nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Şu Bedir gecesinde Allah'ım Bedir'in aslanlarını, senin aslanlarını andığımız şu gecede 21. asırda yeniden imanın aslanları olarak destan yazan Gazze'deki kardeşlerimizi sana havale ediyoruz Allah'ım. Sen onlara yardım eyle. Ellerimiz uzanmadı onlar Allah'ım. Yanlarında duramadık doğru dürüst Allah'ım. Onların o aksa tufanlarına tam anlamıyla iştirak edemedik. Kıyamı yayamadık İslam coğrafyalarına. Bunun için de mahcubuz, mahzunuz. Allah'ım daha fazla bizi zillete düşürme. Zalimleri sevindirme Allah'ım. Zalimleri güldürme Allah'ım. O Siyonist çeteleri ahlaktan mahrum hiçbir hukuk tanımaz. O çeteleri sana havale ediyoruz. Yerle bir eyle Allah'ım onları. Onları yerle bir eyle Allah'ım. Çadırlarını başlarına geçir Allah'ım. Oyunlarını boz Allah'ım. Ayaklarının altındaki toprakları sars Allah'ım. Katından bir rahmet ile oradaki mücahitleri, muvahitleri sevindir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Onlarca yıldır Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizde zulüm altındalar unutulmuş bir coğrafya oradaki kardeşlerimize de yardım eyle. Bedri hem Gazze'ye hem de Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yaşat Allah'ım. İslam coğrafyalarının dört bir tarafında sıkıntı içerisinde olan, mahpus olan, mustazaf olan, mazlum olan, muhacir olan tüm kardeşlerimizi seni senin rahmetine havale ediyoruz Allah'ım. Sen onlara yardım eyle. Katından bir rahmetle onları sevindir Allah'ım. Katından bir rahmetle onları sevindir Allah'ım. Kudüs'ümüzü sevindir Allah'ım. Mescid-i Aksa'mızı sevindir Allah'ım. Mescid-i Aksa'mıza da Bedir yaşat Allah'ım. Hilallerimizin Bedir olduğu günlere, zafer olduğu günlere bizleri eriştir Allah'ım. Ne olur ya Rabbi şu zorlu süreçte sen neyden razıysan o sözleri söyleyebilmeyi bizlere nasip eyle neyden razıysan o duruşları sergileyebilmeyi bizlere nasip eyle. Yüreklerimizden her türlü sıkıntıyı at Allah'ım. Ellerimizi bırakma Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Gönüllerimizi saptırma Allah'ım. Cennette Bedir ashabıyla beraber olmak istiyoruz. Allah'ım onlarla beraber olabilmemiz için bu dünyada onların yollarını izlememiz lazım. Ne olur bizlere yardım eyle Allah'ım. Ne olur bizleri bu sevdadan ayırma Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Şu Bedir gecesinde ellerimizi şu güzel memleketimiz için sana açıyoruz. Ya Rabbi sen memleketimize iman selameti ver. Üzerimizdeki kara bulutları dağıt Allah'ım. 90 milyon bütün memleket insanımızın hepsine iman selameti ver yüreklere imanı duyurabileceğimiz imkanları bizlere ver Allah'ım. Halen oruçtan, namazdan, imandan mahrum kardeşlerimiz var. Allah'ım bizlere yardım eyle ki bir vesile olabilelim. Hidayeti onlara ulaştırabilelim Allah'ım. Çocuklarımıza namazı sevdir Allah'ım. İmanı sevdir Allah'ım. Fesettürü sevdir Allah'ım. Sahabeyi sevdir Allah'ım. Biz sadece sahabenin dedikodusunu yaptık. Ne olur çocuklarımızın içinden ebu akiller çıkar Allah'ım. Abdullah ibn Ömer gibi ilimde derinleşenler çıkar Allah'ım. Ayşeler çıkar Allah'ım. Hüseyinler çıkar Allah'ım. Ne olur her türlü eksiğimize rağmen sen çocuklarımızın sahibi ol Allah'ım. Ya Rabbi hastalarımız var şifalar ver. Dertlilerimiz var onlara dermanlar ver. Sıkıntılar içerisinde olanlar var Allah'ım şu Bedir ashabının hürmetine. O kardeşlerimize sen en yakın zamanda rahmet kapılarını aç Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle Allah'ım şu kalan günleri Ramazan'ın daha bereketli geçirebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kadir gecesine selametle bizleri vardır Allah'ım. Ramazan'ı hayırla tamamlayabilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. İşin nihayetinde cennet beratlarını alanlardan eyle Allah'ım. Kimi bu Ramazan'ın sonunda affedeceksen o salihlerin ve sadıkların içerisine şu yaramaz, şu haylaz kulları da kat Allah'ım. Bizi de kat Allah'ım. Her türlü eksikliğimize rağmen bizi de kat Allah'ım ve o rahmetini bizlerde de tecelli ettir Allah'ım. Bir Bedir gecesinde nasıl bizi burada bir araya getirdinse şu anda dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimizle sen cennette de Bedir ashabıyla beraber bizi cem eyle Allah'ım. Orada Hamza'nın ocağında Hamza'dan dinleyebilmeyi bizlere nasip et Allah'ım. Ubeyde İbni Haris'ten dinleyebilmeyi bizlere nasip et Allah'ım. Bize bunu layık gör Allah'ım. Bize bunu nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Bedrin ruhundan bir an olsun bizi mahrum etme Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve ahire en enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.